Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş geldiniz. Fevzi Bey, hoş bulduk Açıl Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen başlayalım efendim. Malum e, çok konu var, e, uzun da bir e, bu sürelerde şeyi değerlendireceğiz bu çok konuyu. E, şöyle ifade edelim, cari dengeyle başlayalım, değil mi Açıl? E, Cari denge biraz herhalde oturmaya başladı. Cari açıkta evet. da biraz alma gözlemliyoruz evet, son dönemde. Hatta 35 milyar dolarlara kadar bir gerileme söz konusu. Ee, yıla dair bir hedef var mı? Yıl sonunu nerede tamamlayacağız? Evet, ee, Fevzi Bey. Öncelikle sizlere ve tüm seyircilerimize hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyorum. Dış e, ekonomik dengelerde son bir yıldır hükümetimiz göreve başladıktan bu yana uygulanan ekonomik program ve bizim ticaret bakanlığı olarak gerek ihracatı arttırmak için çok, yaptığımız çok yoğun e, faaliyetler aldığımız tedbirler ihracatçılarımızın cansiperane e, çalışmaları e, ile e, dünya ticareti dünya ihracatı. E, zayıf olmasına rağmen e, ihracatımız arttı da bu yıl ilk 6 ay itibariyle 2.4 milyar dolar bir artışımız var. E, i̇thalatımızda da e, bizim zorunlu, gerekli ve haklı ithalatta zaten her şey normal işliyor ama tahrip edici e, kurallara aykırı, dumpingli, sübvansiyonlu. Ve e, yıkıcı nitelikteki e, ithalata karşı da ciddi tedbirler almış durumdayız. E, daha önce de alınıyordu. Biz göreve geldikten sonra da bu tedbirleri arttırdık. Gümrüklerimiz e, son derece sıkı bir şekilde çalışıyor. Ve e, gerek menşe saptırmaları, gerekse e, bu noktada e, haksız filler eylemler noktasında hem İthalat Genel Müdürlüğümüz üzerinden hem Gümrükler Genel Müdürlüğümüz üzerinden hem de Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz üzerinden engelleyici, kısıtlayıcı tedbirlerimizi en seri bir şekilde uyguluyoruz. Bunun sonucunda Mayıs'tan Mayıs'a bizim dış ticaret açığımızda tam 35 milyar dolar bir azalma kaydettik. Hı hı. Cari işlemler açığımızda da 32 milyar dolar bir azalma kaydettik. 122 küsür milyar dolar olan dış ticaret açığımız 87.2 milyar dolara düştü. 35 milyar dolar bir azalma. Cari işlemler açığımızda da Mayıs rakamları açıklandı ve Geçen yıl 2023 Mayıs'ta 57 milyar dolarla en tavanda olan rakam e, cari işlemler açığı 25.2 milyar dolara geriledi. Yani yaklaşık orada da 32 milyar dolar bir azaltım, azalış sağladık, kaydettik. E, önümüzdeki süreçte şöyle diyebilirim. Haziran ayında 9 günlük... Kurban Bayramı tatili tabii dış ticareti de olumsuz etkiledi. İhracatta %10, ithalatta %4 bir azalış oldu Haziran'da. Ama bir önceki ay, Mayıs ayında tarihi rekorlar kırmıştık. Orada da 24 milyar 65 milyon dolarla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, 100 yıllık tarihimizin en yüksek aylık ihracatı, en yüksek aylık Mayıs ihracatını sağladık. ...yıllık ihracat toplamı da son 12 ay itibariyle... ...260.1 milyar dolara ulaşmıştık. Şimdi bu ay, haziran ayındaki bu düşük gerilemeyi kapatacağız. Temmuz ayı iyi gidiyor. Ümidimiz ki ihracat rakamlarını neredeyse her saat başı takip ediyoruz. İthalat rakamlarını da öyle. Bir %10 civarında ihracat artışı olabilir... Ee, yine benzer bir şekilde %10 civarında da bir ithalat azalışı olabilir. Turizminde en canlı olduğu ay lojistik, havayolu taşımacılığının en canlı olduğu aylar da Temmuz, Ağustos ve Eylül'dür. Ee, Temmuz ve Ağustos ayı rakamları e, cari işlemler rakamlarını Eylül ayında, Ekim ayında öğrenebileceğiz. Oralarda e, ...cari işlemler açığının 20 milyar doların altına gerilediğini inşallah göreceğiz. E, buna inanıyoruz e, ve gerek hizmetler ihracatını arttırma noktasında büyük bir çaba içindeyiz. Bizim 255.4 milyar dolar e, geçen yılki ihracatımız tarihimizin en yüksek Hı. ihracatı olmuştu. Bu seneydi. Bu sene hedefimiz biliyorsunuz OVP'de 267 milyar dolardı. Ee, şu ana kadar bunun için yoğun bir çaba içindeyiz. Ee, Temmuz ayında yine inşallah 260 milyar dolar yıllıklandırılmışı görebileceğiz ihracatta. Kalan 5 ayda da gaza basıp e, hedefimizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret içindeyiz. İthalatta daha sevindirici rakamlar var. OEP hedefi 372 milyar dolardı. Şu an itibariyle yıllıklandırılmış ithalatımız 346 milyar dolar. Bu şu anlama geliyor, OVP'ye göre 106 milyar dolar dış ticaret açığımız geçen sene olmuştu. Bu sene de beklenen 106 milyar dolardı. Biz bunu inşallah 80 milyar dolar civarında, 80 milyar dolar küsüründe tutmaya gayret ediyoruz. Bunun anlamı şu, cari işlemler açığımızda OVP hedefi 35 milyar dolardı. Ee, bizim hedefimiz cari işlemler açığını da inşallah 20-25 milyar dolar arasında yıl sonunda tutabilmek. Böylece milli gelir içindeki payı da 2 veya biraz altı olabilir. Ee, dolayısıyla şunu özetleyebilirim. Dış cephede, dış e, ticaret cephesinde, cari işlemler cephesinde işler iyi gidiyor, rakamlar hızla düzeliyor, açıklar kapanıyor. İki tane soru var. Bir tanesi özellikle tabii ihracatçıyı en çok e, zorlayan diyelim kalemlerden bir tanesi. Elbette bir yandan girdi maliyetlerinin yüksekliği ve personel maliyetlerinin toplam girdi maliyetleri içerisindeki payı da var ama kur cephesi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu konuyla ilgili sık sık açıklaması oluyor. Diğer meslek örgütlerinden veya sanayicilerden de bu konuyla ilgili yakınma geldiğini gözlemliyoruz. Özellikle Türk lirasının dezenflasyon programında reel olarak değer kazanması şu an itibariyle ihracatçı açısından zorlayıcı olarak nitelendiriliyor. Bu kur tartışmasını birinci soru olsun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii. Açıl Bey, belki siz doğmamıştınız ya da çok küçüktünüz. 1980 23 Ocak tarihinde 1 dolar 48 liraydı. Meşhur 24 Ocak 1980 kararlarıyla 70 liraya çıktı kur. %45 civarında bir devalüasyon yapıldı ve bir program uygulanmaya başlandı. Daha sonra da rahmetli Özal'la başlayan dış ekonomiye açılma süreci de o dönemde başlamıştı. AK Parti iktidara geldiğinde 3 Kasım 2002'de 1 dolar 1 milyon 350 bin liraydı yaklaşık 27 bin katı bir kur artışı olmuştu. 22 senede 27 bin kat kur artışı oldu. Bunun anlamı neydi? Çift haneli, üç haneli enflasyonlar. Çünkü kur artışları fiyatlara e, yapışıyor, yapıştırılıyor çok kolay bir şekilde. Ama Türkiye o dönemde ihracat yapmayı öğrenmişti. İhracatçılık çok gözde bir sektördü, çok karlı bir sektördü. Ve bu ihracatta kazanılan yüksek karlar daha sonra başka yatırımlara da yansıtıldı. Turizm yatırımları böyle yapıldı. Güneyde Ege'de ki yatırımlar ee, süreçler böyle ilerledi. Şimdi paradan 6-0 atıldıktan sonra yani 1 dolar 1 lira 35 kuruşla devraldı AK Parti e, döviz kurunu. Bugün de 1 dolar eşittir. 33 lira. 33 lira 10 kuruş civarında. Yaklaşık burada baktığımızda 23-24 katı bir artış söz konusu. 22 yıllık AK Parti döneminde. Ama şunu bilmemiz lazım ki kuru sürekli arttırarak veya Türk lirasını devalü ederek, ederek rekabetçi olunması mümkün değil. Şu açıdan kur arttığı zaman bu otomatikman fiyatlara yansıtılıyor. Girdi maliyetlerine yansıtılıyor. Çok kısa bir sürede, bir haftada, bir ayda bir bakıyorsunuz. Kur artışının ihracatta rekabetçilik getireceği avantaj kaybolmuş oluyor. Niye? Girdi maliyetleri arttırıldığında denge burada sağlanırken çok kısa bir süre sonra denge yine burada sağlanıyor. Değişen bir şey yok. İkinci bir husus İthalatçılar, müşteriler bu gelişmeleri takip ediyorlar günü gününe. Diyor ki senin ülkende devalüasyon oldu veya kur arttı. Sen bana işte 2 dolara satıyordun şu ürünü, e, tanesini. Şimdi diyor 1 lira 1 dolar 50 sentez alırım senden diyor. Böylece ihracatçının kur artışından elde edebileceği fazla TL karını Karşıdaki ithalatçı fiyatı düşürterek absorbe ediyor. Onun için sağlıklı olan istikrarlı bir e, şeyin olduğu, e, fiyatların istikrar içinde olduğu, kurun istikrar içinde olduğu bir büyüme ve dış ticaret süreci. Biz hatırlarsanız AK Parti geldiğinde ihracat 36 milyar dolardı 2002'de. Daha sonra bugün 255.4 milyar dolar 2023 sonunda bu ay sonunda da 260 milyar doları göreceğiz. 7 katı bir artış var 255'e kadar. Biz bunu sağlarken 1980-2002 arasındaki gibi 27 bin kat kur arttırarak sağlamadık. İstikrarlı bir ekonomik başarıyla, istikrarlı bir ekonomik performansla sağladık. Demek ki işin sırrı burada. O nedenle e, bu eleştirileri anlayışla karşılıyoruz ama ekonomi bir dengeler bütünüdür. Sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak veya diğer kesimlere zarar verecek hususları sebebiyet vererek hareket edemez. Hükümet olan e, yönetim bütün dengelere bakar, bütün taleplere bakar bütün eksilere, artılara bakar, maliyetlere, kar analizine bakar. Ha, şöyle bir program izlemeliyiz der. Kaldı ki Türkiye bugün sabit döviz kuru sistemi uygulamıyor. Bir kur hedefi yok. Bir e, yani e, ekonomi yönetimi bunu defaatle açıklıyor. Kur hedefimiz yok. Son iki buçuk yok. senede olduğu için insanların kafasında elbette öyle bir şey var yani. Evet. nominal kur savunması dönemleri oldu vesaire. Herhalde biraz ondan kaynaklanıyor. Ondan, bir, de... bir de şunu söyleyeyim. Real efektif kur endeksi var biliyorsunuz. Zaten öyle makro -ekonomide. Makro -ekonomide. Orada da durum 62. Yüzde 62. <laughs> yani oradaki görüntü de şu. Döviz kuru ee, %62 şunu gösteriyor, Türk lirası hala daha az e, değerli durumunda, döviz kuru daha fazla değerli konumunda gibi. Çok yani, aşırı değerli değil Türk lirası hala. Evet, ee, yani real efektif kur endeksi gördüm. %62 ise bunun tercümesi budur.